Uzun pil ömrü ve kaliteli malzeme yapısıyla dikkatleri üzerinde çeken ama bence en çok yeni tasarımıyla gerçekten çok sevilen Huawei Watch GT 4 bu videodaki konuğumuz arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı saat bizlere neler sunuyor. Kendisi bileğimde olduğu için buraya önüme koyamadım kusura bakmayın. Müzik Sevgili arkadaşlar çok yakın bir tarihte sizlere bu saatin lansmanına katılıp detayları zaten Instagram hesabımdan aktarmıştım. Bu arada sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz sonsuz mutlu olurum. Şimdi Watch GT 4'te yine malzeme kalitesi üst sınıf tutulmuş arkadaşlar. Huawei burada yine her zamanki gibi çok iyi bir malzemeyi bizlerle buluşturuyor. Saatte paslanmaz çelik ve alt tarafta da bizlerle seramik bir malzeme buluşuyor. Yeni tasarımın dikkatinizi çektiyse cihazlarda altıgen bir tasarım tercih edilmiş arkadaşlar. Bu da saate müthiş bir hava katmış gerçekten. Çok başka böyle şık gözüküyor gerçekten ama şöyle bir detay da var. Ben sizlere şu an 46 milimetreyi gösterebiliyorum. Elimde 41 milimetre yoktu ama onun fotoğraflarıyla sizlere özetlemem gerekirse şimdiye kadar gördüğüm kadınlar için yapılmış en şık ve en kullanışlı akıllı saat olabilir. Günlük hayat için söylüyorum. Tabii ki farklı markalar, farklı cihazlar olabilir ama günlük hayatta kullanım için her kıyafetle kullanım açısından uygunluk için hatta bir abiye kıyafetle bile kullanabileceğiniz bir akıllı saat olmuş. Huawei Watch GT 4'ün 41 milimetre Kadın versiyonları hem deli kayışları hem de metal kayışları bir o kadar şık duruyor gerçekten. Tasarıma dönelim. Burada aydınlatılması gereken konular var çünkü bu akıllı saatin başlangıç fiyatı ve modeller arası fiyatlarda farklılıklar var. Benim bileğimde olan 46 milimetrelik model arkadaşlar 9999 TL yani en pahalı versiyon diyebilirim sizlere. Giriş modeline baktığımızda ise bizlere 6999 TL'lik bir fiyat karşılıyor. Burada arkadaşlar kadın modellerinde de yine benzer bir fiyatlandırma olduğunu sizlere söyleyebilirim. ama modelleri dediğim gibi 41 mm sevgili arkadaşlar. Bu saat ailesi arkadaşlar Huawei'nin diğer akıllı saat modellerinden doğrudan ayrışan bir model bence. Çünkü neden derseniz şöyle özetleyeyim sizlere. İlk defa Huawei bu kadar farklı bir versiyonla ülkemizde satışta. Yani şöyle her bir saatin her rengi ya da her kayışı ile beraber ülkemizde satışa sunulduğunu görmek beni mutlu etti şahsen. Ancak bu kadar farklı varyasyonla daha öncesinde Huawei bir satış yapmayı denememişti ülkemizde. Bu en farklı ve en böyle çeşitli herkes hitap edebilecek modellerden bir tanesi. Rengini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Kayışını farklı alabilirsiniz. Ve buna bağlı olarak fiyatlar tabii ki değişiyor. Kesenize göre ya ben bunu alamam ama Watch GT 4'ü çok beğendim. Kullanmak istiyorum diyen birisinin de gidip satın alabileceği bir fiyatta da bu saatin sizlerle buluşturuluyor olması bence çok değerli arkadaşlar. Özellikle yeşil bir model var. Ben yeşil renge lansmanda da bayıldım. Ve sonrasında dillere destan olacak bir tasarımı olduğunu düşünüyorum. Harbiden çok şık olmuş. Ve o akıllı saatte özellikle arkadaşlar geri dönüştürmüş malzemelerden üretim yapıldığında sizlerle buluşturmak ve anlatmak istiyorum. Gelelim bileğimdeki bu akıllı saatin ekran detaylarına. 1.43 inçlik bir ekrana sahip amoled yapıda bu ekran arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi sorunsuz ve keyifli. Saatin ekran parlaklığı gayet yerinde. Otomatik parlaklık ayarlanabilmesi de güzel. Herhangi bir görüş problemiyle karşılaşmadım. Saatte çalışan kadranları gayet beğendim. Şık ve keyifli duruyor. Bu kadranların her biri bu saate çok yakışıyor ve her zaman açık ekranda olarak da kullanılabiliyor. Burada özellikle ve yarı yarıya pil ömrü düşecektir gibi bir ibare çıksa da her zaman açık ekranı açtığınızda bence bu akıllı saatlerde ekran kapalıyken de saati görmek çok şık ve yarı yarıya da düşmüyor arkadaşlar. Yarı yarıyadan biraz daha iyi gidiyor pil. Yani %50 bir pil kaybı yaşamıyorsunuz. Yaptığım testlerden sonra bunu da sizlere gönül rahatlığıyla aktarabilirim. Benim kullandığım bir Harmony OS 4 işletim sistemine sahip akıllı saat ya da ürün diyebilirim bu sizlere. Daha önce Huawei'nin Harmoniosunu tabii ki deneyimledim ama harmonios 4'ü kullandığım ilk cihaz bu cihaz oldu sevgili arkadaşlar. Bu cihazı isterseniz iOS, isterseniz Android ya da HarmonyOS ile kullanabiliyorsunuz. İçerisinde HarmonyOS var ama yazılım anlamında bir sorun yok. Ben uzun zamandır zaten Huawei akıllı saat ve iPhone ikilisini bir arada kullandım. Herhangi bir problemle karşılaşmadım ve dediğim gibi halihazırda hazırda Android'de de HarmonyOS tabanlı bir akıllı telefonda da bu akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Tüm platformlarda sıkıntısız problemsiz Huawei sağlık uygulamasını indirdiniz ve yolunuza bakarsınız arkadaşlar. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Huawei sağlık uygulamasını cihazınız kuracaksınız. Saatinizi tanıtacaksınız ve sonrasında tam gaz yola devam. Sevgili arkadaşlar gelelim işin teknik boyutuna. Burası gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü diğer akıllı saatlerde görmediğimiz bir özellik bu cihazda bizlerle buluşuyor. TrueSync isimli verilen bir sağlık izleme teknolojisi özelliği var diyeyim sizlere Huawei'in ve TrueSync 5.5 ile geliyor Huawei Watch GT 4. Şimdi baktığımızda TrueSync 5.5 bizlere gerçekten sağlık konusunda çok iyi bir yol kat edildiğini ve yapay zekalı bu sistemin daha daha hızlı çalışabildiğini gösteriyor. Peki hız ve yenilikler nerede derseniz bir tanesi uyku takibinde. Çünkü artık bu akıllı saat uyku takibi yaparken arkadaşlar sizlerin uyku izlemesinin dışında uykudaki nefes kalitesini de ölçebiliyor ve buradan uyku apnesi ile alakalı da size bilgi verebiliyor. Uyku apnesi ülkemizde de dünyada da çok yaygın bir hastalık ve çoğu kişinin bilmediği bir hastalık. Çok da tehlikeli bir hastalık arkadaşlar. Bunu akıllı saatinizden en azından bir fikir olarak da takip edebiliyor olmak beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Ailem de bir uyku apnesi rahatsızlığı olduğu için hakimim konuya. O yüzden bir akıllı saatten artık bunun bilgilendirme amaçlı bile olsa takibinin yapılabiliyor olması bence çok değerli. Umarım sizlerde tabii ki böyle bir sıkıntı ya da problem yoktur ya da ailenizde ama yine de bu özelliğin olması bence değerli sevgili arkadaşlar. Tabii burada bunun yanı sıra bir de 7-24 kapsamlı bir sağlık ölçümü yapabiliyor bu akıllı saat. Stresi, nabzı, uykuyu hepsini kaydedebiliyor arkadaşlar ve burada %30'luk daha hızlı bir kandaki oksijeni ölçme kabiliyetine de sahip. Bu Huawei Watch GT 4 tabi deri sıcaklığı gibi detaylarda yine bu akıllı saatte mevcut. Her zaman Huawei akıllı saat incelerken sizlere söylediğim bir şey var. Ben bir beden eğitim bölümü mezunu olarak bir akıllı saatten 100 taneden fazla egzersiz modunun takip edilebiliyor olmasını çok heyecan verici buluyorum ki bu akıllı saatte de yine aynı özellik mevcut ve tabi daha hızlı ve daha kesin sonuçlarla bunları yapabiliyor. Bunları bir kenara koyarsak bunun yanı sıra bir de yenilenmiş bir GPS antenin yapısı var bu akıllı saatin içinde. Tabi bunun sonucunda biz Sizlerle daha keskin, daha net ve daha doğru sonuçları buluşturabiliyor. Bu akıllı saat GPS anlamında, GPS takibi anlamında bunu da sizlere aktarayım ve 30 metreye kadar tatlı veya tuzlu suya da bu akıllı saatle yine dalış yapmanız mümkün arkadaşlar. Kalori alım takibi isimli bir uygulama var saatin içerisinde. Bu uygulama sayesinde kilo takibi ya da kalori takibi yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Kadınlar için şöyle bir durum var. Döngüyü takip edebiliyor. Otomatik olarak sizleri hem periyot döneminde uyarabiliyor hem de bunun yanı sıra tabii ki sizlere yumurtlama dönemi de tahmin etme şeklinde uyarılarda bulunuyor. Kadınlar için de güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum bunun. Pil tarafına baktığımız zaman Huawei her zamanki gibi yine burada yapması gerekeni yapmış. 14 günlük bir pil ömrü bu akıllı saatte bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Ve burada bizlerle %30'luk bir daha hızlı bir şarj olabilme kabiliyeti de bu saate eklenmiş durumda. Yani hem daha hızlı şarj oluyor hem de pil ömrü hala 14 gün arkadaşlar. 14 günlük pil ömrü gerçekten çok keyifli. Bileğinizdeki aksesuarı şarj etme düşüncesini kafanızdan çıkarmakta oldukça güzel diye düşünmekteyim. Tabi sizlerin yorumlarını da oldukça merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Son değerlendirmeye geldiğimizde ben Huawei akıllı saatleri zaten beğenen ve günlük hayatında da kullanmaya çalışan bir teknoloji editörüyüm. Farklı platformları da kullanmaya çalışıyorum. Farklı platformlarda da karşılaştırmaya çalışıyorum çoğu zaman. Ama tasarım anlamında özellikle şık giyimli bir yere gideceksem genellikle kolumda her zaman Huawei'in akıllı saatleri oluyor arkadaşlar. Bunun sebebini de zaten tasarımdan dolayı olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki diğer akıllı saatlerde de çok güzel özellikler var. Bazılarında olan özellikler bunda olmuyor, bunda olan özellikler onda olmuyor vesaire ama burada aslında ben bir teknoloji editörü olduğum için hepsini kullanıyorum. Sizler tabii ki bir tane saat almayı tercih edebilirsiniz. Çoğunluk en azından böyle tercih eder. Bu noktada da son değerlendirmeyi ben her zaman olduğu gibi sizlere bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu akıllı saat hakkında? Lütfen yorumlara yazmayı, kanalımı desteklemek için kanalıma abone olup bir de yorum bırakıp bu videoyu beğenmeyi iman etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.